Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı, Rus silahlarını yok etmeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntüde, Bayraktar TB2 Rus ordusuna ait bu iki hava savunma sistemini imha etti. Ukrayna ordusu kısa süre önce de yine Bayraktar TB2 ile Rus ordusuna ait 6. zırhlı alayı ve birkaç Rus askeri aracının imha edildiği görüntüleri yayınlamıştı. Rus askerlerinin telsiz konuşmasında, Bayraktar TB2'nin uçtuğu ve saldırı düzenlediği söylemeleri açıklanmıştı. Ukrayna İstihbarat Servisi ise, başkenti Kiev bölgesinde Borvari yönünde ilerleyen 90. tank tümenine bağlı 6. zırhlı alayın büyük oranda imha edildiğini, alay komutanı Albay Zakarov'un da öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, 256. mekanize piyade alayının ağır kayıplar verdiği ve geri çekildiği kaydedildi. Diğer yandan bir Rus piyade birliği de Ukrayna ordusu tarafından pusuya düşürüldü. Ayrıca Ukrayna ordusu, Hersin yönünden Nikolayev yönüne ilerleyen zırhlı konvoyun Ukrayna savaş uçakları tarafından vurulduğunu kaydetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus işgal ordusunun tüm yönlerde yaptığı taarruz hareketinin püskürtüldüğünü, işgalci Rus ordusunun artık pozisyonlarda savunmaya geçtiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2900'ü geçtiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da Mariupol şehrini kontrol altına almak için operasyonlarını sürdüğünü ve ülke içinde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Bugüne kadar Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da 2911 askeri altyapı tesisini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 97 uçak, 107 insansız hava aracı, 141 hava savunma füze sistemi, 86 radar istasyonu, 986 tank ve zırhlı araç, 107 çok namlulu roket atar, 368 obüs ve havan topu, 749 özel askeri araç bulunuyor ifadelerini kullandı. Rus ordusunun, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlardan alınan belgelerde Pentagon'un ölümcül patojenler için gizli bir yayılma mekanizması araştırmasını finanse ettiğine dair belgeler bulduğunu aktaran KonaŞenkov belgeler, Ukrayna tarafından oluşturulan ve finanse edilen biyolaboratuvarların yarasa koronavirüs örnekleriyle deneyler yaptığını gösteriyor. Ukrayna'daki bu ve Pentagon tarafından finanse edilen diğer biyolojik çalışmaların amacı ölümcül patojenlerin gizlice yayılması için bir mekanizma oluşturmaktı dedi. Ukrayna Başbakanı Denis Şeymihal, Ukrayna hükümetinin gıda rezervi oluşturmayı hedeflediğini belirterek bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahıllı geri alacağını bildirdi. Başbakan yaptığı açıklamada Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahıl ve diğer gıda malzemelerinin geri alınacağını bildiren Şey Mihal satın almaya ilişkin ayrıntı vermedi. Başbakan, gıda rezervi ile ülkeye yeterli gıda sağlanacak dedi. Öte yandan Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna, önemli bir gıda üreticisi ve ihracatçısı. Yaklaşık %70'i verimli topraklarla kaplı olan Ukrayna'nın 32 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğu belirtiliyor. Bu oran tüm Avrupa Birliği'ndeki ekilebilir arazinin üçte birine tekabül ediyor. Analistlere göre, dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu yılki hasadı tehlikeye atıyor. Rus işgali nedeniyle Ukrayna'da ekim yapmanın zor olacağı belirtiliyor. Ukrayna'da genellikle Şubat sonu veya Mart başında ilkbahar ekimi hazırlıkları başlıyor. Ukrayna hükümeti çiftçilerin güvenli alanlarda ekime başlayacağını ancak tohum ve yakıt kıtlığı yaşanabileceğini açıklamıştı.